Tarım Medya kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızda ekimini yaparken paylaştığımız videodaki Falada buğday tarlasındayız arkadaşlar. Yaklaşık 30 gün oldu ekimini yapalı. 30 gün sonra havalar biraz yağmurlu ve soğuk gittikten sonra bugün biraz güzel bir hava var, 2 gündür. Bir geleyim dedim, tarlayı bir kontrol edeyim dedim. Gelmişken de sizlerle beraber inceleyelim istedim. Arkadaşlar, çıkış gayet güzel. Gayet güzel bir tohum saçmışız. Sadece şu bölge biraz çukur olduğu için bu bölgeye tanım tohum düşmemiş. Yan tarlaya düşmüş. Yani çok da seyrek olmasa da iyi. Diğer taraflar daha güzel. Tabi videoda biraz daha böyle şey gözüküyor olabilir. Çünkü ben de ekrandan öyle görüyorum. Şöyle biraz daha yakından göstereyim arkadaşlar. Gayet başarılı bir çıkış olmuş. Tohumlar da dengeli düşmüş. Şöyle baktığımızda bakın böyle daha güzel gözüküyor. Şimdi bir tane kök çıkartalım. Beraber bir bakalım. Tabii buranın toprağı farklı bir toprak arkadaşlar. Oo, bayağı derinde. Derinde düşmesiyle ilgili buğdayla ilgili çok fazla yorum yapılıyor. Şöyle baktığımızda yaklaşık bir 5-6 santim derinlikte görünüyor. Daha derine düşmesini ister miydik? Ya bununla ilgili bir araştırma yaptım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Araştırmada uluslararası bir araştırma yapılmış arkadaşlar. Buğday tohumları sırasıyla 4, 5, 6, 8, 10, 12 santim derinliğe gömülerek çimlendirilmesi sağlanmış. Bütün şartlar aynı olacak şekilde, su oranı aynı olacak şekilde bir deneme yapılmış. Sonuna kadar gidildiğinde 5 santim derinliğe gömülen tohum bütün hastalıklardan, kök hastalıklarından, yaprak hastalıklarından aynı ortamda bulunmasına rağmen daha az zarar gördüğü tespit edilmiş. Bunun sonunda da hasat başak sayısına bakıldığında 5 santimlikte en fazla döküm alınan tohum olarak öne çıkmış. Yani uluslararası araştırmalarda da bakıldığında yani buğday tohumunun 5 santim derinliğe gömülmesi en uygun olan. Bizimkiler biraz daha derine gömülmüş olabilir. Çünkü daha önceki videoyu da izlediyseniz orada ben derine gitmesini istemiştim. Çünkü kurak bir yıl bekliyoruz. O yüzden toprağın nemine ulaşması için köklerin daha derine gitmesini istemiştim. Ama şu aşamada görünen o ki gayet güzel. Çıkış da güzel. Yapraklanma da güzel. Yeşillik de gayet güzel görünüyor. Gayet yeşilimsi bir yapıda şu anda. O yüzden bu tarlamız güzel. Arkadaşlar ya bu tarlayı ben bahçe yapıyordum. Ekim yaparken de söylemiştim. Ama zor bir bahçe. Bahçe yapamıyorum burayı. Neden? Burada yukarıda sulama kanallarımız. Aşağıda da var sulama kanallarımız.
Ama maalesef uzak biraz. Ben buraya su getirdiğimde yani komşu bahçedeki arkadaşlar da o sudan yararlanmak istiyorlar dolayısıyla. Ya biraz sıkıntı oluyor. Ben onların suyundan almak zorunda kalıyorum. Vesaire vesaire. O yüzden bahçe yapmak istemedim. Evimizin arkasında bir alan var. Orayı bahçe yapacağım. İnşallah bakalım bu sene oradan da sizlerle video paylaşacağım. Görünen o ki arkadaşlar, bahçemiz verimli bir toprak burası. Kumsu ve kilimsi bir yapıya sahip. Ya hani derler ya, adam eksen adam çıkar diye. Öyle bir yer. Çok fazla da bir metrekaresi yok. 2,5 dönümlük bir arazi. Ama ben bu sene buraya buğday yaptım. Çok fazla da ot çıkıyor arkadaşlar burada. Yani bahçe yaptığında otla mücadele çok zor oluyor. O yüzden bu sene burayı buğday ekmeği planladım ve yaptım. Sonrasında buraya bir tesviye işlemi yapacağım. Lazer işlemi. Ya malum burası biraz bahçe yapa yapa tek taraflı sürüm yapıldı buraya. Düz bir arazi ama küçük bir arazi olduğu için sürekli tek tarafa çekim yapıldı. O yüzden şu taraflar biraz yüksek. Bu taraflar biraz alçak. Şuralara zaten ben taban patlatan da attım. O yüzden buraya bir tesviye yapacağım. Sonrasında buraya sılajcık mısır ekimi yapacağım. Yani suyumuz yakın zaten. Yani çok fazla, hani uzak dediğim arkadaşlar, yani 60 metre bir uzaklığa sahip. Yani fıskiyelerle burası çok rahat sulanabiliyor. Ama ben damlama çekmiştim bahçedeyken buradan. O yüzden damlamada biraz sıkıntı yaşanıyor. Dediğim gibi küçük çapta bahçeler olduğu için diğer arkadaşlar da, komşularımız da o sudan yararlanmak istiyor. Bizim suyumuz kesiliyor vesaire vesaire. Şimdi bunlardan bahsetmeyeyim. Ama genel olarak buğdayımız gayet güzel gelişim gösteriyor. Bakalım bu sene arkadaşlar, ben her sene tek üst gübreleme yapıyordum. Bu sene iki defa üst gübreleme yapmayı planlıyorum. Eğer hava şartları da uygun giderse, buğdayımız da üst gübreleme isteğine göre uygulayacağız tabii bunu. Yani eğer çok iyi bir gelişim gösterirse Şubat, Mart aylarında bakalım ona göre üst gübreleme yapacağız. 10 kilogram bir üre atacağım Şubat, Mart ayında. Sonrasında ot ilacımızın sonrasında kelle için bir uygulama yapacağız. O zaman da can, %26 can amonyum nitrat atmayı planlıyorum. Onda yaklaşık bir 20 kilo. Tabii bu tarlanın ve bitkinin isteğine göre olacak. 20 kilo isteyecek mi dönüme? Bakalım, belki de 15 kilo isteyecek, belki de hiç istemeyecek. Çünkü yatma ihtimali de var. Dediğim gibi burası kuvvetli bir tarla. O yüzden burada bitkinin isteğine göre, buğdayın isteğine göre üst gübreleme yapacağız. Sonrasında hastalık ilacını atacağız. Hastalık ilacıyla beraber de arkadaşlar 15 özür dilerim 10-45 ya da daha farklı bir yaprak gübresi eklemeyi planlıyorum. Tabi bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer tarlaları da gezeceğim. Diğer tarlaları gezdiğimde de küçük küçük videolar paylaşacağım. Burası Falado. Bu sene iki cins tohum ekimi yaptım. Biri Falado. Düz arazilere, yaklaşık bir 15 dekarlık bir alana Falado buğday ektim. Kıraç alan dediğimiz, biz yukarıdaki tarlalar olarak söylüyoruz. Yukarıdaki tarlalara da Ceyhan 99 ekimi yaptık. Onları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Bizi takip etmeye devam edin. Bu tür videoları her zaman paylaşacağız. Görüşmek üzere. Bol bereketli bir yıl diliyorum arkadaşlar.